Sayın takipçilerimiz, yeni bir video haberle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında MGK toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4 saat 10 dakika sürdü. Toplantının ardından bir bildiri yayınlandı. Bildiride PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DH başta olmak üzere milli birliği beraberliğiyle Türkiye'nin bekasını tehdit eden Tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında kurul'a bilgi sunulduğu belirtildi. Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin görüş farklılıkları üzerinden gerginliği artırmaya tevessül eden aktörlerin faaliyetlerinin de ele alındığı belirtilen bildiride, Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz vermeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir. Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başlı olmak üzere uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklı selime davet edilmiş, bölgedeki doğal kaynakların adilane bir şekilde paylaşımı konusunda Türkiye'nin her platformda ve öncelikle diyalogtan yana olduğu ifade edilmiştir değerlendirmesinde bulunuldu. Yazılı açıklamada şunlar da kaydedildi. Bölgesel ve küresel her ihtilafta daima hakkın, hakkaniyetin, adaletin yanında yer alan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutum ve eylemlerinin de Aynı çerçevede gerçekleştiği belirtilmiş, Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm kurumlara ve ihtilaflara müdahil devletlere ülkemizin bu ilkeli duruşuna ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine saygılı olma çağrısında bulunulmuştur. Suriye ve Libya'da meşruiyet çerçevesinde terörle mücadeleye ve istikrarın tesisine destek veren Türkiye'nin bu ülkelerin barışa ve refaha kavuşması önündeki tutumunu sürdüreceği belirtilmiştir. Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden gayri meşru oluşumlar ve terör örgütleriyle bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet edilmiştir. Kıymetli izleyenler, Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.